Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah adına. Allah'ın göklerde ve yerde bulunanları hizmetinize verdiğini, görünen ve görünmeyen nice nimetler ihsan ettiğini görmediniz mi? Fakat geliyor ki insanlar arasında bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde Allah hakkında tartışanlar vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun dendiği zaman, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz geleneğe uyarız derler. Şayet şeytan onları yakıcı bir azaba çağırıyor olsa da mı? Kim bir muhsin olarak yönünü Allah'a çevirip bağlanırsa, kopmak bilmeyen bir ipe tutunmuş olur. Çünkü bütün işlerin sonu Allah'a varır. Allah'a şirk koşup da kafir olanların küfrü seni üzmesin. Onların dönüşü bizedir ve biz onların yaptıklarını kendilerine haber veririz. Şüphesiz ki Allah kalplerin özünü bilir. Onları bir süre geçindirir, sonra da korkunç bir azaba mahkum ederiz. Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, Allah derler. De ki, öyleyse hamd Allah'a aittir. Fakat onların çoğu anlamaz. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'a aittir. Allah bütün zenginliklerin sahibidir. Hamde layık olan O'dur. Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsaydı ve o denize bir yedisi daha eklenseydi, yine de Allah'ın sözleri yazmakla tükenmezdi. Allah üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız da tekrar diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah geceyi gündüzün, gündüzü de gecenin içinde gizlediğini, Allah'ın geceyi gündüzün, gündüzü de gecenin içinde gizlediğini, güneşi ve ayı emrini amade kıldığını, ki hepsi de belirlenen vadeye doğru akıp gitmektedir ve o müşriklerin bütün yaptıklarından haberdar olduğunu anlamadın mı? Bütün bunlar Allah'ın hak olduğunu, onun dışında dua ettikleri şeylerin batıl olduğunu, Allah'ın her şeyi bildiğini ve büyük olduğunu gösterir. Allah ayetlerini size göstersin diye gemilerin denizde onun nimetiyle akıp gittiğini anlamadın mı? Sabreden ve şükredenler için bunda nice ayetler vardır. Dağlar gibi dalgalar onları sardığı zaman dini yalnız Allah'a has kılarak ona dua ederler. Fakat kendilerini karaya çıkarıp kurtardığı zaman çok azı doğru yolda gider. Bizim ayetlerimizi inatçı kafirlerden başkası bile bile inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı sorumlu davranın ve ne babanın evladı ne de evladın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden korkun. Allah'ın vaadi haktır. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı sizi Allah hakkında yanıltmasın. Allah öyle bir Allah ki kıyametin bilgisi onun katındadır. Yağmuru o indirir ve rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını, nerede öleceğini bilemez. Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Allah doğru söyledi. Evet. Allah'ın göklerde ve yerde bulunanları hizmetinize verdiğini, yani göklerde ve yerde ne varsa insanın hizmetine sunduğunu, görünen ve görünmeyen nice nimetler ihsan ettiğini görmediniz mi? Yani görmediğimiz nimetler de varmış.
Fakat gel gör ki insanlar arasında bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde Allah hakkında tartışanlar vardır. Şimdi Allah öylesine yüce ki, her iki paragrafta da bu anlatılıyor zaten. Her şey O'nun, her şeyi insan için yaratmış. Göklerde ve yerde ne varsa insanın hizmetine sunmuş. Yani insanı yaratmadan gökleri, yeri ve ikisi arasındaki bütün nimetleri, güzellikleri yaratmış, hazırlamış, insanın ihtiyaç duyacağı ne varsa önceden hazırlanmış. Ve insana sunulmuş bu. Yani insanın Allah'ın gözünde böyle bir değeri var. Görünen ve görünmeyen nice nimetler ihsan etmiş. Yani yaşayan kendi çağına kadar var edilenleri, önüne gelenleri görüyor. Daha ortaya çıkacak olan gizli nimetleri de sayıyor Allah. Yani insanın keşif yapmasının da mukadder olduğunu. Yani gaybi alandan meşhut alana sürekli bir aktarım söz konusu olduğunu. İnsanın keşif alanı geliştikçe gayb alanından bir miktar alanı meşhut alana kattığını görüyorsunuz. İnsana böyle bir yetki de vermiş Allah. Böyle bir kabiliyetle de donatmış. Onun için rızkı ayağınıza beklemeyin. Yeryüzünde dolaşın. Allah'ın lütfundan rızkınızı, nimetinizi, nasibinizi arayın diye bir sorumluluk da yüklemiş. Bütün bunları görmediniz mi? Fakat bütün bunlara rağmen, fakat o, gel gör ki insanlar arasında bilgisi, rehberi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde Allah hakkında tartışanlar vardır. Ön yargı böyle bir şeydir. Aslında burada bir eleştiri var. O eleştirinin ana konusu nedir? Ön yargıdır. Neden? Şimdi Allah bir kitap göndermiş. Bir peygamber seçmiş. Eline bir kitap vermiş. Hem peygamber bir canlı rehber, yol gösterici. Hem o peygamber eliyle gönderilen kitap bir rehber, hidayet rehberi ve yol gösterici. Buna rağmen insanlar Allah'ın gönderdiği kitabı ve peygamberi dinlemek yerine, anlamak yerine, anlamaya çalışmak yerine peygambere Allah öğretmeye çalışıyorlar. Ön yargı tam da bu. Kendi anladığı Allah'ı anlatıyor. Buradan şöyle anlayabilirsiniz. İlk bakışta paragrafın tamamını okumazsanız, bu ayeti tek başına okursanız herhalde bu Allah hakkında tartışanlar Allah yok diyor. Anlarsınız. Anlayabilirsiniz. Böyle bir risk bizim toplumda her zaman vardır. Çünkü biz müşrik ve kafir deyince Allah'a inananların, Allah'ın var olduğunu kabul edenlerin müşrik ya da kafir olabileceği ihtimalini hiç düşünmedik. Kafir deyince bizim aklımıza hep Allah yok diyen geldi. Bu bir kurgulanmadır. Kendimizi buna kurgulamışız bir şekilde. Ne zaman başladı? Bunun araştırılması lazım tarihe. Oysa kafirliği paragrafın içinde yeri geldikçe göreceksiniz. Allah yok demekten ibaret sanmak, bu değişen ve dönüşen din algılarının en büyük açmazlarından bir tanesidir. Dolayısıyla devamındaki ayetlerde şunu açıkça göreceğiz ki burada Allah'ın dinine karşı çıkanlar, peygamberle tartışanlar Allah'ın varlığını, yokluğunu tartışmıyorlar. Yani neyi tartışıyorlar? Allah'ın nasıl bir Allah olduğunu anlamadıkları için kendi vehimlerindeki ve hayallerindeki Allah algısını doğru kabul ettiklerinden dolayı peygamberin ve Kur'an'ın getirdiği Allah tasavvurunu, Allah algısını yadırgıyorlar ve onu reddediyorlar. Bir insanın yanlışını eleştirmeliyim. İnsanın şahsiyetiyle oynamamalıyım. İster ölsün, ister sağ olsun. Fark etmez. Biz insanları, kişileri değil, yanlışı ve doğruyu konuşmamız lazım.
Ali de yapabilir, Veli de yapabilir. Bana göre Ali'nin veya Veli'nin o hatayı yapması sorun değil benim açımdan. Sorun ne? Yanlışı yanlış olarak görmem, doğruyu doğru olarak görmem. Sevdiğim adam yanlış yaptığı zaman görmezden geleyim. Sevmediğim adam doğru söylese de reddedeyim. Bu insanlık değildir. Ben de Müslümanım. Kişiye göre değişen doğru mu olur? Doğru nerede olursa olsun doğrudur. Yanlış kimde olursa olsun yanlıştır. Adalet de hakkaniyet de bunu gerektirmiyor mu? Evet, babamın yanlışı da olsa, dedemin yanlışı da olsa, atalarımın hepsi de yanlış yapmış olsa biz o yanlışa yanlış dememiz lazım. Doğru gavurdan da gelse doğru dememiz lazım. İnsaniyet bunu gerektirir. Din de bunu gerektirir. Dolayısıyla insanları bile bile saptırıyor birileri. Uyanık olmamız lazım. Allah bize bu aklı anlamamız için verdi, kullanmamız için verdi. Bu kitabı da anlayın diye gönderdi. Peygamberi de bunun için gönderdi. Peygamberleri de, daha önceki kitaplarda Allah bunun için gönderdi. Ama birileri tutuyor, siz kitabı okumayın anlamazsınız. Ya kitabı mı savunuyorsun, kitapsızlığı mı? Bir karar ver. Kitaptan yana mısın, kitapsızlıktan yana mısın? Eğer bu kitap akılla anlaşılmayacaktıysa Allah bu kitabı akıllılara niye gönderdi? Ha. Aslında şunu söylüyorlar. Şeytanın avukatlığını yapıyorlar. Bu kitabı anlamayın. E ne yapın? Bu kitabı anlarsanız bizi dinlemezsiniz. E sen de kitaba göre konuş, herkes dinler kardeşim. Akıllılar dinlersin o zaman. Kitaplılar dinler. Sen şimdi kitapsızlığın avukatını yapıyorsun. Kusura bakma ama senin yaptığın bu. E şeytanlık da tam bu işte. Din adına konuşuyormuş gibi yapıp dinsizliğin reklamının yaptığının bile farkında değil adamlar. Belki de farkında. Biz bu derin farkı anlayamıyoruz. Maskeli balo oynuyor birileri. Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz geleneğe uyarız derler. Şayet şeytan, eğer şeytan onları yakıcı bir azaba çağırıyor olsa da mı bunu din adına bu yanlışı savunuyor olacaklar? Yani savunduğunuz dinin avukatlığını kim yapıyor? Kitaptan ve peygamberden yana olanlar mı? Kitapsızlık ve peygambersizliği savunanlar mı? Buna iyi bakmamız lazım. Kim şeytan? Kim Allah'ın dinini temsil ediyor? Bunu anlamanın yolu buradan geçiyor. Evet, kim bir muhsin olarak iyilikten yana tavır koyan demektir muhsin. Tavrını iyilikten yana koymuş adam demektir muhsin. İyilikten yana olan, kim bir iyilikten yana olan kimse olarak yönünü Allah'a çevirip bağlanırsa, Allah'tan gelen iyiliğe, yönünü ona yönelip ona bağlanırsa, kopmak bilmeyen bir ipe tutunmuş olur. Yani kopmak bilmeyen bir kulpa yapışmış olur. Ne kendini kaybeder, ne yolunu kaybeder. Ne sapma ihtimali olur. O ip onu Allah'ın istediği hedefe doğru götürür. Allah'a bağlandı çünkü. Allah'ın yol göstericiliğine tabi olmak. Hani birileri mağarayı keşfetmek için kaybolmamak adına ip götürürler yanlarında. Geri dönüşte yolumu kaybetmeyeyim, orada bocalamayayım diye geri çıkabilmek için doğru yolu kaybetmemek adına buradan bir mesel, bir örnek olarak bu örnek verilmiştir, bu ip örneği. Allah'ın ipine sarılan, tutunan, o ipi takip ettiğinde nereye varır? Allah'a varır. O ip onu Allah'a götürür. E peki bu ipi kaybederse ne olur? Vallahi Allah'a da gidebilir, fellaha da gidebilir, şeytana da gidebilir Allah diye. Nereye gideceğini kendi de kestiremez. Yoldan sapmak, şaşmak, yolunu kaybetmek, dalalet tam da budur işte. Dalalet hali. Şaşkınlık ve kayıp olma hali. Yolu kaybetme hali. Çünkü bütün işlerin sonu Allah'a varır. Yani hakikate gitmek istiyorsan Allah'a doğru yöneleceksin ve onun uzattığı ipi tutacaksın. Bu kitabın
bir örnek üzerinden isimle sembolik ifadesidir. Allah'ın kitabına tabi olmaktan bahsettiği başta. Allah'ın ipine tabi olmak, Allah'ın kitabına tutunmak. Allah'ın kitabına tutunduğunuz, tabi olduğunuzda Allah'ın uzattığı ipi tutup Allah'a doğru yürüdüğünüzün anlamıdır bu. Sırat-ı müstakimin ifadesidir. Allah'a şirk koşup da, bakın şimdi, en başta hani Allah hakkında tartışanlar diyordu ya, tartışanlar kimlermiş? Bakın, kafir olanlar. Allah'a şirk koşup da kafir olanların küfrü seni üzmesin. Ha. Allah'a şirk koşmak, Allah var deyip de ortağı da var diyen adamın hali kafirlikmiş. Allah yok demesi gerekmiyormuş kafir olmak için. Allah var dediği halde ortağı da var diyenlermiş kafir olanlar. Onların küfrü seni üzmesin. Onların dönüşü bizedir ve biz onların yaptıklarını kendilerine haber veririz. Yani sana sormuyorlar. Ne yaptın, ne yapmadın, anlat bakayım demiyorlar. Defteri koyuyorlar önüne, oku bakayım, bu sana yeter diyorlar. Yani benim yaptıklarım, yapmadıklarım, tıraşım gözümün önüne seriliyor, buyur diyorlar. Ben de bunun da tasviri var. Okuyunca şöyle diyormuşum. Vay canına. Küçük büyük hiçbir şeyi unutmamışlar, her şeyi yazmışlar diyorum. Böyle bir tasvir. Yani bize sormuyorlar. Önümüze koyuyorlar. Kendilerine haber veririz. Şüphesiz ki Allah kalplerin özünü bilir. Yani sadece yaptıklarını değil, içinden geçirdiklerini de, gördüğün rüyayı da. Korkma, korkma. Onları bir süre geçindirir dünyada. Hani nimeti, lütfu önüne serdi ya, insan için verdi ya Allah. Diyor ki, ne kadar ömür verdiysek o kadar yaşatırız. Onları bir süre geçindirir, sonra da korkunç bir azaba mahkum ederiz. Yani Allah bize bu kadar lütfu vermiş ama hesap da sormasın canım. Kafamıza göre takılalım. Öyle güzel yaşarız işte, Allah'a yakışan budur. İyi de bir de kula yakışan bir şey var. Yani Allah'ın verdiği her nimeti tüketelim ama hiçbir sorumluluğumuz olmasın. Ya sen insan olmaktan şikayetçisin. Niye? Her türlü lütfu, nimeti yiyip içip de sorumsuzca gezen hangi varlıklar? Ne istediğin farkında mısın kardeşim? İnsan olmaktan şikayetçi. İnsan olmayı, insana insanlığını kazandıran akıl ve sorumluluk değil mi? Evet. Yaptığının hesabını verir olmak değil mi? Evet. Bizi insan yapan zaten bu. Sen bunun yok olmasını istiyorsun. İşte o durumdaki olana ne diyor Allah? Diyor ki aşağıların aşağısına düşmektir diyor. Niye? Allah akıl verdiği halde, şimdi akıl vermemiş, sorumlu tutmamış hayvana. Hesaba çekmeyeceğim diyor. Niye? Diyor ki sana verdiğim ona vermedim ki diyor. Şimdi sen diyorsun ki akıl ver, fikir ver, her türlü meymenetsizliği düşüneyim, istediğim tuzağı kurayım, istediğim planı yapayım, her türlü zalimliği yapayım, zulmü işleyeyim ama hesap vermeyeyim. Öyle yağma yok diyor. Yani mesela öyle bir silah ki bu, biliyor musunuz? İnsan kontrolden çıktığında yeryüzünün en vahşi hayvanını aklınıza getirin, insan ondan daha vahşi bir hayvana dönüşür. Neden? İnsanın geliştirdiği silahları hangi hayvan geliştirebildi bugüne kadar? Geliştiremedi. Şimdi en vurucu silahları geliştiren Amerika ya da Rusya ya da Çin ya da İngiltere ya da Fransa, hangi hayvan bunların yaptığı vahşeti yapabildi dünyada?
Hiçbiri. Ha bunu istiyorlar. Yani her türlü güç elimizde olsun. Dünyanın en vahşi hayvanlarının parmağını ısırtacak vahşetleri sergileyelim. Ama hesapta vermeyelim. Öyle yağma yok. Yani adam öyle hayvanlaşmış ki hayvanlar bile hayran olsun yaptığım vahşete ama ben hesap vermeyeyim. Bu Tanrı'nın ne yapacağına da ben karar vereyim. Bunu hayvanlıkla bile ifade edemem. Yani hiçbir hayvan bunu düşünemez ve konuşamaz. Hayvanlardan özür dilerim. Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, bakın o kafir müşrikler kimmiş bakın. Ne diyorlar sorulunca. Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, Allah diyorlar. Kafirlere bak Allah'a inanıyorlarmış. Allahsız değillermiş. Yani kafir olmak için Allahsız olmak gerekmiyormuş. Allah var diye de insan kafir olabiliyormuş. Müşriklik öyle bir kafirlik işte. Allah'a ortak koşmak. Allah var diye bu ortağı da var demek. Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan Allah derler. De ki öyleyse hamd Allah'a aittir. Niye başkalarına hamd ediyorsunuz? Niye başkalarına şükrediyorsunuz? Allah'a niye ortak yapıyorsunuz da onu tazim ediyorsunuz? Ne diyorlardı? Bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor, onun için bunlara tazimde bulunuyoruz, hamd ediyoruz, ibadet ediyoruz diyorlardı değil mi müşrikler? Tam da onu eleştiriyor. Eğer gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan Allah derler. De ki öyleyse hamd Allah'a aittir. Buradan şunu anlıyoruz. Hamd yaratana aittir. İbadet de yaradana yapılır. Hamde layık olan bir tek o vardır. Niye? O yaratmaktadır. O zaman yaratılandan Tanrı olmaz. Yaratılan herkes gibi yaratıldığı için herkes gibi Allah'a muhtaçtır. Hiçbir yetkiye, insan olmanın dışında hiçbir yetkiye sahip değildir. O zaman Allah'tan başka hiç kimseye ibadet edilmez. Herkes kul olma bakımından eşittir. Peygamberlere bile şunu emrediyor Allah. De ki sana inananların ilki benim. Benden önce ibadet eden kim? Peygamberler. Başkasına tebliğ etmeden önce kendisine o tebliğ yapılmaktadır Cebrail tarafından. Oradaki bütün sorumluluklardan öncelikle fazlasıyla peygamberler sorumludur. Onların bile ayrıcalığı yoktur kullukta. Ya Resulallah, neden bu kadar çok ibadet ediyorsun? Bana yaratana kulluk etmeyeyim. Yani Allah'ı benden iyi anlayan biri benden az ibadet edebilir mi? Öyle bir güzel cümle vardı. Facebook'ta falan dolaşıyor internette. Namaz kılan kendisinin kimin karşısında olduğunu bilseydi hiç ayrılmazdı diyor. Hoş bir cümle. O anı güzel anlatan bir cümle. Dolayısıyla bunu en iyi anlayan peygamberimse herhalde en çok ibadet eden de odur. De ki öyleyse hamd Allah'a aittir. Fakat onların çoğu anlamaz. Bunu neden söylüyor müşriklere? Çünkü müşriklere neden bunlara ibadet ediyorsunuz, dua ediyorsunuz, hamd ediyorsunuz, övgüyü ona yapıyorsunuz? Bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor diyorlar. Allahsız değildir yine bakın. Müşrikliğin ibadeti de, duası da Allahsız değil ama putsuz da olmuyor, aracısız da olmuyor. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'a aittir. Madem ki ona aittir, kulluk ona yapılır. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'a aittir. Allah bütün zenginliklerin sahibidir. Hamde layık olanıdır. Madem ki her şey onun, ona hamd etmek gerekir. Başkasına değil.
Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsaydı ve o denize bir yedisi daha eklenseydi, yeryüzündeki bütün denizler yediye katlasaydınız, bütün ağaçları da kalem yapsaydınız, yine de Allah'ın sözleri yazmakla tükenmezdi. Allah üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir. Yani bu gelen Kur'an neden bu kadar kısa? Allah bu kadar mı biliyordu? Haşa. Şimdi bizim türede akıllı bazı vatandaşlar, acemi Kur'ancılar var. Kur'an'ı okuyorlar, Kur'an yeter diyorlar. Çarpım tablosunu Kur'an'dan mı öğrendin kardeşim? Hayır. Matematiği, fiziği, kimyayı, biyolojiyi Kur'an'dan mı öğrenecek? Efendim din Kur'an'da yeter. Kur'an yetiyorsa Allah niye peygamber gönderdi? Efendim o postacıydı, getirdi, bıraktı, gitti. Niye Melek Cebrail'le gönderseydi, Kabe'nin üstüne koysaydı, herkes inanırdı. Peygamber niye 23 yıl çile çekti? Derdi neydi? Allah haşa peygamberin 23 yıl çile çekmesini, hendeyi atlamayan develere laf anlatmak isteseydi, onlardan daha çabuk anlardı, atlardı. Bu çileyi peygamberin çekmesini Allah niye istedi? Öğretsin diye. Öğretmenlik yapsın diye. Ya Türkçe öğreteceksin, alfabe öğreteceksin, öğrencinin başına öğretmen koyuyor musun? Evet. Ya 6000 sayfalık, 600 sayfalık bir kitap, 6000 ayetlik bir kitaptan söz ediyorsun. İnsanlara öğretmen olmasın diyorsun. Nasıl olacak bu iş? İyi güzel de şimdi ben Kur'an okuyorum, sen de Kur'an okuyorsun. Benim anlamadığım ayetlerden bahsediyorum. Sen ilk defa okuyorsun. Ben her ayeti anlıyorum diyorsun. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ya? Yani 8 yılda bir maal yazdım. En sonunda öğrendiğim kavram Sübhan ve Tesbih kavramı. Şu kelime ya. Anlamı yok bizim dünyamızda. Sözlükte arasan bulamazsın. Nasıl öğrendin kardeşim? Şunu bana da anlat. Bir okumada. Ya çok zekisin ya, ben çok aptalım. Maalesef acelecilik böyle bir şey arkadaşlar. Acele şeytandandır. Acele etmeyeceğiz. Okuyacağız, anlayacağız, yaşayacağız, öğreteceğiz kardeşim. Hep beraber öğreneceğiz. Buçuk da vermiyorum. Ben buçuğu bekliyorum. 9 çeyrek geçe yat soruyor. Daha yarım saatten fazla, bir saate yakın zaman var. Aceleniz. Efendim? 9 mu? Hı. Peşinciler var aramızda. Hı hı. 29 mu? Biz de 29. ayetteyiz zaten. Sizin yaratılmanız da, tekrar diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Ol deyince oluyor ya, kanunu, kuralı hepsi oğlun içindedir. Böyle fokus pokus da değil ha bu. Allah'ın sözü ol demesi, bir şeye ol diye seslenip onun da kendiliğinden olması değildir. Allah'ın ol demesi, onu bütün ayrıntısıyla, sebebiyle, sonucuyla var etmesidir. Var etmeyi dilemesidir. Dilediği an o oluyor zaten. Dolayısıyla Allah, mesela bugün insanların yaratılışı hep aynı değil mi? Hakikaten de bir kanuna bağlamış Allah, bir sisteme bağlamış. Bütün insanlar aynı şekilde yaratılıyor. Hepsinin yaratılması bir insanın yaratılması gibi. Yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Yani bütün insanlar nasıl bir kanuna bağlanmış yaratılıyorsa, diriltilmesi de ol emriyle aynı şekilde insanların hepsinin aynı kural ve kaide çerçevesinde dirilmesidir.
Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah'ın geceyi gündüzün, gündüzü de gecenin içinde gizlediğini, hani şimdi akşam oldu ya, aydınlık nereye gitti? Gölge bastı. Sabah olacak, tekrar gelecek. Sürekli iç içe, aydınlık ve karanlığın yer değiştirmesi. Allah'ın geceyi gündüzün, gündüzü de gecenin içinde gizlediğini, güneşi ve ayı emrine amade kıldığını, ki hepsi de belirlenen vadiye doğru akıp gitmektedir. Yani o hareketlerin tamamı Allah'ın kontrolünde ve yaratmasındadır. Ortaya çıkarıp bırakmasında değildir. Ya bir şeyi ortaya çıktığı andan itibaren varlığını sürdürecek şekilde var edilmesidir. Tıpkı insanın yaratılması gibi. İnsanı Allah yarattı. Ne zaman yarattı? Beni 1959'da yarattı. Ondan sonra ne oldu? Kendi kendime var oldum. Yok arkadaşlar öyle. Tıpçılar benden iyi bilirler. İnsanın vücuttaki mikrop dengesi değişsin alt üst olur. Değil mi? Mikrop dengesi değişsin. Ateşiniz 40'ın üzerine çıkıyor, Allah korusun. Havale geçirdi, geçirmedi, telaş. Soluğu şeyde alıyoruz, hastanede alıyoruz. Allah kimseye çaresiz hastalık vermesin. Doktorun yokluğunu vermesin, yerlerde düşürmesin diyorlar değil mi? Ve o müşriklerin bütün yaptıklarından haberdar olduğunu anlamadın mı? Yani burada aradaki tire cümlesini okumadan okuyorum. Allah'ın geceyi gündüzün, gündüzü de gecenin içinde gizlediğini, güneşi ve ayı emrine amade kıldığını ve o müşriklerin bütün yaptıklarından haberdar olduğunu anlamadın mı? Allah ne yaparlarsa biliyor, endişeye gerek yok. Dolaşıp gelecekleri kürkçü dükkanı diyor. Bütün bunlar Allah'ın hak olduğunu, onun dışında dua ettikleri şeylerin batıl olduğunu, Allah'ın her şeyi bildiğini ve büyük olduğunu gösterir. Bu paragrafta bütün anlatılanlar Allah'ı anlamanız için verilen bilgilerdir. En başta diyordu ya, Allah hakkında tartışıyorlar. Bir kitapları, bir rehberleri olmadığı halde. Allah bu işte diyor. Ben kendimi böyle anlatıyorum. Anlayan anlar, anlamayan kendi bilir diyor sonuçta. Evet, namaz için ara veriyoruz. Evet, paragraf boyunca anlatılan Allah hakkında, Allah'ın kainat üzerindeki egemenliği, her şeye şahit olması, her şeyi görmesi, duyması, bilmesi, yönetmesi, yaratması, halen yaratıyor olması ve yaratacak olması. Bütün bunlar Allah'ın hak olduğunu, onun dışında dua ettikleri şeylerin, Allah'a ortak olduğunu sandıkları şeylerin batıl olduğunu, uydurma olduğunu, asılsız olduğunu, Allah'ın her şeyi bildiğini ve büyük olduğunu gösterir. Deyip paragraf bitiyor ama konu devam ediyor. Allah ayetlerini size göstersin diye, yani yarattığı her şeyde kendisini hatırlatmaktadır. Özü bu. Allah ayetlerini size göstersin diye gemilerin denizde onun nimetiyle akıp gittiğini anlamadın mı? Sabreden ve şükredenler için bunda nice ayetler vardır. Dağlar gibi dalgalar onları sardığı zaman müşrikleri, dini yalnız Allah'a has kılarak ona dua ederler. Müşrik kafirler duasız da değilmişler. Allah'a da dua ediyorlar bakın. Dağlar gibi dalgalar onları sardığı zaman dini yalnız Allah'a has kılarak, din bütünüyle Allah'ındır diyorlarmış. Her şeyin sahibi Allah. Ona dua ederler. Fakat kendilerini karaya çıkarıp kurtardığı zaman çok azı doğru yolda gider. Yani işlerinde doğru yolda gidenler de varmış.
haniflere işaret ediyor sanki. Bizim ayetlerimizi inatçı kafirlerden başkası bile bile inkar etmez. İnatçı kafirler bile bile inkar ediyorlarmış ayetleri. Nasıl yani? Eski dini koruma adına bile bile gelen bu dine karşı çıkıyorlarmış. Çıkarcılık böyle bir şey. Bencillik, kibir böyle bir şey. Allah bizi korusun böyle şeylerden. Bizim ayetlerimizi inatçı kafirlerden başkası bile bile inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı sorumlu davranın. Duyarlı davranın. Hassas olun. Ve ne babanın evladı ne de evladın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden korkun. Fidye geçerli değil. Olsa ne ödeyecek ki? Kefen boş gitti. Cebi yok. Kasayı götürme şansı hiç yok. Başka bir şey daha var. Ameller sana aittir. Herkesin suçu, günahı kendine ait. Herkes kendi suçundan ve günahından sorumlu. Vekalet geçerli değil. Allah'ın vaadi haktır. Allah ne vaat ettiyse haktır, gerçektir. Gerçek olarak karşınıza çıkacak diyor. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Neden? Dünya hayatı caziptir arkadaşlar. Mal sevgisi tabii bir duygu. Değil mi? Evlat sevgisi, eş sevgisi, akraba sevgisi, insanın kendini sevmesi. Her şey. Bütün bunlar İnsanı Allah öyle bir donatmış ki, dünya hayatının içerisinde kaybolmamak elde değil neredeyse. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı, aldatıcı tırnak içinde. Yani insanı haktan alıkoyan, aldatan ne varsa, ki daha çok şeytan olarak konuşulur bu, sizi Allah hakkında yanıltmasın. Yani baştaki konuyu dönersek Allah hakkında peygamberle tartışıyorlardı. Kim? Müşrikler. Ne diye? Kendi inandıkları kafalarındaki vehimlerin doğru olduklarını sanıyorlardı. Onun doğru olduğunu sanıyorlardı. Onun adına Allah hakkında tartışıyorlardı peygamberle. Dolayısıyla onları da bir aldatan aldatmıştı. Allah hakkında yanıltmıştı onları. Bundan dolayı bak konu başa dönüyor. Sakın o aldatıcı sizi Allah hakkında yanıltmasın. Allah hakkında yanılmak. Allah'ı olduğu gibi anlamak değil, kendini anlattığı gibi anlamak değil de başka vehimlerle anlamak. Yok hayır, o başka ayet. Bu Allah hakkında yanılmak ve yanıltmak. Demek ki insanları Allah hakkında insanlar yanıltabiliyormuş. Bunu öğrendik. Yani Allah'ı öğreneceksek kendisinden öğrenmemiz istiyor Allah. Hani Furkan suresindeki o 58. ayette değil mi? Sen onu her şeyden haberdar olana sor. Ya o kadar güzel bir ifade ki. O her şeyden haberdardır. Sen onu öğrenmek istiyorsan ona sor. Başkasına değil. Sanki bu o ayetin tefsiri gibi. Bunlar, bu anlatılanlar. Allah öyle bir Allah ki, kıyametin bilgisi onun katındadır. Kıyametin bilgisi onun katındadır. Bizim için gayiptir. Allah'ın anlattığının dışında peygamberler bile bilmez. Gaybı, ahireti. Kıyametin bilgisi onun katındadır. Yağmuru o indirir.
ve rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını, nerede öleceğini bilemez. Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Bu ayet hakkında geçmişte birçok tartışma yapılmıştır. Bazılarında tahsis vardır, bazılarında yoktur. Neden? Sebebi şu. Yani burada işte bilinmez gayb olaylar diye bilinir. Mesela kıyametin bilgisi onun katındadır. Gelip müşrikler peygambere kıyamet soruyorlar. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar diyor. Sürekli peygamberi bundan dolayı sıkıştırıyorlar. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Allah katındadır de diyor. Onu Allah bilir, ben bilmem de diyor. Peygamberlerin bile bilemeyeceği gayb olayları var. Nedir? Onlardan bir tanesi hiç bilinemeyecek gayb olaylarıdır. Ne zamana kadar? Ortaya çıkıncaya kadar. Bir gün gelecek, bunlar karşımıza çıkacak. Kayıptır. Şimdi kayıptır bize. Ama öbür tarafa gittiğimizde, perdenin öbür tarafına geçtiğimizde, bura gerçekmiş diyeceğiz. Karşımıza çıkacak. O zaman öğreneceğiz bazı kayıpları. Yağmuru o indirir, yağmuru ondan başka kimse bilmez demiyor bak. Yağmuru o indirir diyor. Yani burada Allah'ın yağmuru yağdırması anlatılıyor. Yağmurun ne zaman yağacağını bilmez demiyor. Bakın dikkat edin. Tahmin yapıyorsunuz. Ve rahimlerde olanı bilir. Rahimlerde olanı bilir diyor ama başka kimse bilmez demiyor. Neden? O gün bilmiyorlar da rahimlerde olanı, bugün biliyoruz. Keşfettik. Yani zamanla insanın keşfedebileceği gayb olayları var. Bir de mutlak gayb, bilinemez gayb var. O mutlak gaybı bir insan bilemez. Ama bugün bilmiyor olduğumuz bir gaybı, anlamadığımız, görmediğimiz bir gayb olayı yarın görebiliriz. Keşif dediğiniz şey de bu değil mi aslında? Bilimsel keşif diyorsunuz. Demek ki mutlak değilmiş. Keşif yapabileceğimiz gayblar varmış. Neye göre? Gücümüzün yettiğine göre. İnsanın gücü geliştikçe gaybı anlama kabiliyeti de gelişiyor demek ki. Hiç kimse yarın ne kazanacağını, nerede öleceğini bilemez. Bak bunlar mutlak gaybmış. Bunları sınırladı. Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Allah her şeyi bilir, siz bilemezsiniz. Siz gücünüzün yettiğini bilirsiniz, gücünüzün yetmediğini bilemezsiniz diyor. Allah doğru söyledi.